58 ekranlarından merhabalar yeniden sayın seyirciler. Evet, Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki yayınlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Siyasete mola, yaşamın içinden konularla devam diyoruz bu yayınımızda. Haftanın manşeti programındasınız. Bugün yaşamı ele alacağız. Bütün herkesi ilgilendiren çok önemli bir konuğum ve çok önemli konularımız bizlerle birlikte olacak. Şimdi konular derken hayatı konuşacağız, insanı konuşacağız aslında. İnsanın İç dünyasını, hayallerini konuşacağız. Hayalleri gerçekleştiren adamla konuşacağız. Eğitimci, yazar, kişisel gelişim uzmanı Halil Atabıçakçı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Bıçakçı. Teşekkür ederim. Evet, şimdi hayalleri gerçekleştiren adam title'ınız var. Bu nereden geldi? Nasıl başladı? Neden geldi? Neden size böyle söylüyorlar? Öncelikle bunun cevabını almak istiyorum. Yani böyle söylemiyorlar aslında. Ben söylüyorum. Yani, ama kabulde görüyor. Evet, kabulde görüyor. Tabii bu şöyle, bir insan hayalleri gerçeğe dönüştüren adamım demesi için iki şeye ihtiyaç var diyorum. Ya kafası kırık olacak, değil mi? Böyle bir arıza bir insan olması lazım. Ya da alt taraf çok dolu olması lazım. Ben şimdi hayalleri gerçeğe dönüştüren adam dedim. Baktım çok itibar görmüyor. Gittim noterden belge de aldım. Sonra patentini de aldım. Yani tabii buradaki alt tarafı şu. Şimdi... biliyorsunuz işte bizim hani yaşam koçluğu, kişisel gelişim, NLP, hipnoz, kuantum. Kuantuma dalınca, bu kişisel gelişime dalınca şunu fark ettim. Allah insana vermeyeceği şeyi düşündürtmüyor. Allah o kadar merhametli ki neyi verecekse önce düşündürüyor, sonra veriyor. Ben su içmek istiyorum, önce hissediyorum, susuyorum, sonra su geliyor. Çok kızmıyorsunuz değil mi? Ya biraz gayet görüntü başladık. Yani şimdi yaratıcı neyi verecekse önce onu düşündürüyor. NLP varsayımlarından birisinde diyor ki bir insan bir şey istiyorsa potansiyeli vardır, yoksa isteyemez. Ya bir insan bir şey istiyorsa demek onun potansiyeli var. Bunları fark edince tabii bu biraz da Allah'a inancın gücüyle doğru orantılı. Hani inanmıyorlar demek istemiyorum ama inancın çok güçlüyse biliyorsun ki yaratıcı neyi düşündürmüşse verecek. Hı hı. Ya da bilime inanıyorsan, bilimde diyor ki bir insan bir şey istiyorsa potansiyeli vardır, yoksa isteyemez. Bunları fark edince anladım ki yani ben kimsenin hayalini gerçeğe dönüştürmüyorum ama şunu anladım. Hayalim varsa gerçekleşecek. Benim görevim potansiyelini ortaya çıkartmak. Nasıl yapıyoruz onu? Nasıl yani biz, işte bir insan bize bir şey için geldiği zaman ya da işte ben zengin olmak istiyorum, kariyer sahibi olmak istiyorum, seçimi kazanmak istiyorum. Bir şeyle geliyor değil mi? Hı hı. Onu istediğine göre demek ki onu yapacak potansiyeli var. Yani diyelim ki şu an Denizli Spor der mi acaba ben Barcelona'yı yenmek istiyorum diye? Aklından öyle bir şey geçer mi Denizli Spor taraftarlarla? Şimdi bir ama Fenerbahçe öyle bir şey der mi acaba? Yani ben Barcelona'yı yenmek istiyorum. O ufuktan geçmeye başlamışsa demek ki potansiyeli var demiş oluyor. Ve bir insan bize bir şey istediği için geldiği zaman baştan biz biliyoruz ki bizdeki espri şudur. Karşındakine değil, potansiyeline inan. Hı hı. Ve biz de amacımız yaptığımız seansta onun potansiyelini ortaya çıkartmak. Yoksa yani çok kızmaz da mesela bir erkek anne olmayı istemez. Hı hı. Aklına bile gelmez. Çünkü potansiyeli yok. Ne istiyorsak, ben şu an buradan seyircilerimize müjde vermiş olayım. Ne istiyorsa demek ki potansiyeli var. Demek ki Allah verecek. Allah vermek istemeseydi, isteme duygusunu vermezdi. Başarısızlığın tek bir yolu oluyor, vazgeçmek. Evet, aslında bu çok önemli bir nokta. Yani evet. Siz bir nevi vazgeçmemeyi de gösteriyorsunuz. Evet, evet. Ben hep ticarette de, siyasette de bunu söylerim. Bir şeyi kaybetmek ya da iflas etmek, siyasette kaybetmek. Aslında çok güzel bir şey öğretir insanlara. Nasıl kaybedileceğini görmüş olursunuz. Evet. Nasıl kaybedileceğini öğrendikten sonra, bu önemli tecrübeden sonra zaten yaptığınız şeyleri yapmayarak nasıl kazanılacağını çıkarmış olursunuz yani, gibi bir sonuç da çıkıyor. Aslında şöyle, şimdi bizde Nietzsche diyor ki insanın üç evresi var. Deve evresi, aslan evresi ve çocuk evresi. Yani biz önce hayatı deve olarak yaşıyoruz, başkalarının yükünü taşıyoruz. Sonra yok diyoruz, başkasının yükünü taşımayacağım, artık kendim için diyoruz, aslan oluyoruz. Ama ondan sonra çocuk evresine geçiyoruz. Çocuk evresi daha niye var? Aslında biz bir çocuğa baktığımız zaman nasıl başarılı olacağımızı anlıyoruz. Yani çocuklar bir adım atmak için defalarca düşüyor. İmekli imekli bir adım atacak düşüyor ama düştüm diye sinirlenmiyor. Düştüm diye ümitsizliğe de düşmüyor. Ya hiç yürüyemezsem demiyor. O bir daha deniyor. Sonra bir daha düşüyor ve yine bir daha deniyor.
Ve yine düşüyor, yine deniyor. Yani hiç gelecek kaygısı yok. Ya ben gelecekte yürüyemezsem? Kuzen de yürüdü zaten, ne yapacağız? Demiyor o çocuk öyle bir şey. Ya da çevremdeki arkadaşım yürüdü, ben niye yürümüyorum demiyor. Yani aslında çocuklara baktığımız zaman oradan hayat, yani bizim zaten sonraki varacağımız evre başladığımız evre. Hayat bir döngüden ibaret ya. İşte dünya dönüyor ya da işte sabah oldu, akşam oldu, geri sabah oluyor. Yaz, kış, geri yaz geliyor. Veya işte bir koşu yarışının başladığı yer, bittiği yer, aynı yer. Hep bir döngü var. Hayatın tamamında bir döngü var. Hani topraktan geldik, toprağa gidiyoruz. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Biz de aslında çocukluktan geldik, çocukluğa gidiyoruz. Hı hı. Ve çocuk, bir çocuğa baktığımız zaman hayatı çok net öğretir o bize zaten. Çocuklar mesela hastalandığı zaman işte Allah'a şikayet etmezler. Para kaygıları yoktur, gelecek kaygıları yoktur, başarısız olurum diye bir korkuları yoktur. Topluluk içinde konuşmaya çekinmez, koşar, oynar, zıplar, bir korkusu yoktur. Bu çocuklar aslında mükemmel, sonra biz çocukken mükemmeldik. Sonra yetişirken anne baba, çevrenin telkinleriyle korkmayı öğrendik. Güvensizliği öğrendik, gelecek kaygısını öğrendik. Ve bu kaygılar, korkular bizi başarısızlığa doğru itmeye başladı. Veya o kaygıdan dolayı mesela siz hani stres dediniz ya, oraya ben mi kap açmış oldum? Az önce stres mi konuştuk dedi. Şimdi o stres de bizim aslında stres dediğimiz şey şu anla gelecek arasındaki fark. Ya şu anda insan stresli olmuyor. Gelecekte yani ileride bir köpek var 200 metre ileride. O biraz sonra bana saldırır mı diye stres var. Saldırdığı zaman zaten savaş başlıyor. Yani aslında çok olumlu duygularla dünyaya gelip olumsuz duyguları öğretiyorlar mı bize? Evet, yani şöyle, aslında biz mükemmel olarak yaratıldık, mükemmeliz. Zaten şöyle diyorum, şimdi hani kişisel gelişim çok egol olur ya, her şey mükemmel, uçuyorsun falan. Ben şöyle diyorum, Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Diyor ki biz insanı en mükemmel şekilde yarattık. Allah diyor. Eğer ben onu kabul etmezsem mükemmelim diye, zaten dinden çıkıyorum. Yalnız buradaki espri sadece şu, ben mükemmelim ama biliyorum ki Mehtap Hanım da mükemmel. Biliyorum ki şu an bizi izleyenler de mükemmel. Biliyorum ki tüm insanlar mükemmel. Hı hı. Ama ben mükemmel olarak yaratıldım, onu da biliyordum zaten. Yani dışarıdan gelen telkinlerle normale dönüştürüldüm. Aslında o bize dışarıdan verilenler işte elbise gibi. Ben değilim o. Yani ben gökyüzüyüm aslında ama dışarıdan verilen bulut gibi. O gelip geçiyor devamlı. Öfke, sinir, işte başarılı olacağım, bir gün iyi olacak ya da her şey ümit bitti. Bunlar hep gelip geçiyor. Bir gün düşüyorsun, yere çakılıyorsun. Ben sistemi söyleyeyim size o yere çakılmadaki. Şimdi bilinçaltında ne varsa biz onu yaşıyoruz ya. Şimdi bir insan diyelim ki ilk iş hayatına başlıyor, yeni başlıyor. Diyor ki ya nasıl kazanacağım? Nasıl kazanacağım? Soru soruyor. Hayat her zaman sorulara cevap verir. Allah çok merhametlidir. Hep sorulara cevap verir. Biz diyoruz ki nasıl kazanacağım? Nasıl kazanacağım? Biz bu nasıl kazanacağımı sordukça Allah bizi kazandırıyor. Sonra elimize bir şeyler geçti ya, mal mülk bir şeyler geçti. Bu defa diyoruz ki Allah'ım kaybetmem değil mi ya? Nasıl kaybetmem? Sigorta yaptırayım, şunu yaptırayım, bunu yaptırayım. Nasıl kaybetmem? Nasıl kaybetmem? Bu defa nasıl kaybetmem deyince Allah bu defa o soruya cevap veriyor ve kaybettiriyor. Şimdi yere çakıldık ya, kaybettik. Bu defa tekrar başlıyor. Şimdi nasıl kazanacağım? O kadar borcum var. Nasıl kazanacağım? Yerle bir oldum, nasıl kazanacağım? Nasıl kazanacağım dedikçe yeniden kazanmaya başlıyoruz. Aslında burada kuantum olumlama tekniğine falan doğru gidiyoruz galiba. Evet, evet. Yani o şey, tabii bana göre en iyi olumlama ne istiyorsak onun sorusunu sormak. Mehtap Hanım, bakın biz hayatta hep sorulara cevap alıyoruz ama biz yanlış soru soruyoruz. Ondan dolayı kaybediyoruz. Yani şöyle, kaybedersem ne olur? Hasta olursam ne olur? Seçimi kaybedersem ne olur diye düşünüyorsa bir insan, Allah merhametli olduğu için o soruyu sor diye seçimi kaybedersem onu kaybettirecek, gösterecek ne olduğunu. Ama kazanırsam ne olur diye sorarsak bu defa kazanıp sonucu görmüş olacağız. İşte üniversite sınavını kaybedersem ne olur? Yakalanırsam ne olur? Batarsam ne olur? Biz yanlış soru sorduğumuz için o yanlış sorulara cevaplar geliyor. Peki aslında bu noktada tam da şu şekilde araya girmek istiyorum. Siz ne yapıyorsunuz ki kişiler artık sizin az önce bize çok kaba tabiriyle örneklendirdiğiniz cümleleri sormaya başlıyor artık ya da olumsuz şeyleri sormamaya başlıyor. Çünkü genelde psikologlara da, kişisel gelişim uzmanlarına da aynı şekilde yaklaşılır. Benim bilmediğim ne biliyor ki? Ne gösterebilir ki bana? Evet. Bir sihirli değneği mi var elinde acaba? Siz ne yapıyorsunuz bu anlamda? O sihirli değnek telkinlerini hangi metotlarla, hangi şekillerde uyguluyorsunuz? Yani açıkçası şöyle, ben şimdi sihirli değneğim var demek falan birazcık şey, afaki bir şey. Aslında benim yaptığım şey şu, ben insanları orijinine getiriyorum. Yani doğduğu an, o hipnoz dediğimiz an var ya Mehtap Hanım. Çünkü mesela bizim şu an zihnimiz,
şöyle söyleyeyim, bildiğimiz her şeyi dışarının verdiği bize. İsminiz Mehtap. Dışarı verdi. İsmim Ata, dışarı verdi. Biz ismimizi bile dışarıdan öğrendik. Benim yaptığım sanatsa o dışarının verdiği hariç yaratıcının ilk yarattığı orijinal Mehtap. İlk o orijine gittiğimiz zaman o Mehtap her şeyi biliyor aslında. Hani içimizdeki çocuk diyoruz ya, tanık diyoruz ya. O aslında her şeyi biliyor. O her şeyi bildiği için, bu bir tartışma konusu gibi olabilir ama kısaca söyleyeyim. Hı hı. O her şeyi bildiği için o geçmişi, geleceği de biliyor. Gelecekte senin lüks bir aracın olacağını biliyor ya, senin aklına düşürüyor. Şöyle bir araba mı alsan acaba diyor. Sen aklına geliyor, sonra diyorsun ki aklıma gelen başıma geldi. İşte o içimizdeki o saf çocuk, o çocuk benim yaptığım sanat o yani. O çocukla buluşturma, içindeki çocukla buluşturma ve ders ondan alıyoruz biz. Çünkü yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar, dışarıdan kırılırsa hayat biter. Peki biz bunu niye kendi kendimize buluşamıyoruz? Çünkü biz öyle öğrenmedik. Annemiz babamız bize hep nasihat verdi, hep yumurtayı dışarıdan kırdı. Eğer bir defa biz hani düşünüyor olsaydık, çocukluğumuzdan beri kendi işimizi kendimiz yapıyor olsaydık ama her şey müdahale ettiler. Bakın biz neyi seviyoruz biliyor musunuz? Biz ağlamayı çok seviyoruz. Ağlamak çok zevkli bir şey. Acı çekmek, mutsuz olmak çok zevkli bir şey. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben çocukken ağladığım zaman koştu ailem. Annem, babam, abim kim varsa koştu ağladığım zaman. Güldüğüm zaman dediler ki ne saygısız bir çocuk ya. Biz ağlamayı mükafatlandırdık, gülmeyi de cezalandırdık. Dolayısıyla ben şimdi çocukken anladım ki ağladığım zaman insanlar yanıma koşacak. Şimdi ne zaman insanların dikkatini çekmesin bir ağlamaya başlıyorum. Ya ağlamak derken ha, sıkıntım var, acı çekiyorum, üzgünüm. Ve bu bizim ülkemizin modası haline geldi. Bizim filmlerimiz acılar dolu, türkülerimiz acılar dolu. Yabancı filme bakıyorsun, Batman, He-Man, Superman diyor, kahramanlık filmleri. Bize bakıyorsun, fakir erkek, zengin kız falan böyle hep bir acı. İşte adam kireçtir, yüzüm güleçtir falan, hediye mediye bekleme. Yani bilinçaltımız bizim hep yoksullukla ve acıyla dolu. Şimdi ben de açıkçası onu alıp mesela biz şimdi hep bize ne anlatır? Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı. Ama Eyüp Aleyhisselam doğunun en zenginiymiş. Bunu hiç kimse söylemiyor. 7000 devesi varmış. Ya hatta hani şu an diğerlerini saymak istemiyorum ama doğunun en zengini olarak anılırmış. Bize kendi büyüklerimiz, kendi geçmişimiz, dini değerlerimiz anlatır, hep acı tarafından anlatılıyor. Ben üniversitedeyken 2 gün aç kaldığımı hatırlıyorum. Hiçbir şey yemediğimi. Yemek yemek için de bir yere gittiğimi hatırlıyorum. Bu doğal bir şey, herkes de olabilir. Ama bizim Peygamber Efendimiz bize anlatırken sadece o anlatılıyor. İşte midesine taş bağlardı. Ya midesine taş bağlardı ama oranın en zenginiydi Efendimiz. Hayatında 1-2 defa karnına taş bağlamış. Biz sadece orada bak peygamber karnına taş bağlıyordu biliyor musun? Ama peygamber bir yandan da şaka yapıyordu. Hep tebessüm ediyordu. Hayatın ne kadar güzel olduğunu anlatıyordu. Kendini acıya, strese bırakmıyordu. O tarafını hiç paylaşmıyoruz. Bizim her yerimizde acı olacak ve biz bundan geçiniyoruz. Acılarımızla yarışıyoruz. Benim acım daha büyük çünkü ben daha büyük bir insanım. Sizin acınız daha büyük çünkü yani bir acı yarıştırıyoruz. Ama o küçük çocuğa baktığınız zaman o küçük çocuk bunların, o içimizdeki çocuk bunların hepsine gülüyor. Evet. Şimdi ben çocuk kısmına gelmek istiyorum. Ekranları başındaki ebeveynlerimiz de sanırım bu konuya büyük bir ilgiyle evet, şu anda bizleri evet. izliyorlar. Şimdi dedik ya doğduktan sonra öğreniyoruz olumsuz duyguları, kötü düşünceleri, negatif duyguları. Peki biz nasıl bir anne baba olmalıyız ki çocuklarımıza bunları öğretmemeliyiz? Hani mükemmel olarak doğuyoruz ya, o mükemmel evet. doğan canlıları, canlarımızı nasıl yetiştirmeliyiz? Bizler neler yapmalıyız? Şimdi biz anne babayız. Benim de 2 oğlum var. Allah ama biz onların sahibi değiliz. Biz anne babayız. Yaratıcı onları farklı parmak izinde, farklı yetenekte, farklı kabiliyette yarattı. Farklı sanatları var onların. Eğer gerçek bir anne babaysak, iyiysek, çocuklarımızın yeteneklerine saygı gösteririz. Biz kendimiz ne olmak istedik olamamışsak çocuğumuz olsun istiyoruz. Ben hemşireyim, doktor olmak istedim, olamadım, o çocuk doktor olsun. Ama çocuk belki Sezen Aksu olmak istiyor. Belki ressam olmak istiyor. Çocuklar o kadar mükemmel ki, eğer onların, yani buradaki yapması gereken şu nasihat vermekten ziyade çocukları 3 yaşında olsun, 4 yaşında olsun ya da 10 yıl fark etmez. Bir çocuğu 40 yaşındaki, 50 yaşındaki bir insan gibi konuşabilirsek, ona saygı duyarak, o çocuk olağanüstü hiç korkusuzca büyür. Bakın başarısızlığın %83 sebebi korku. Eğer bir çocukta korku yoksa başarılı olur. Kimden korkuyorum? Annemden babamdan.
En büyük onun için bakın bakın doğu illerine bakın mesela sınavları da çok başarısızdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü en fazla anne baba korkusu oralarda vardır. Saygıyla doğru rantılıdır. Ne kadar çok saygı varsa o kadar çok da korku vardır. Hı hı. Çocuk özgürse anne babadan yani mesela şimdi yazılıya girdi çocuk. 50 aldı. Eve geldi evde fırça yedi babadan. Çocuk fırça yemek için ne yapması lazım? İkinci yazılıya girdi. Kopya çekti. 90 aldı. Baba dedi ki aferin benim oğluma. Bak çalışınca oluyormuş. Çocuk hemen kodluyor. Ha hırsızlık güzel bir şeymiş. Hırsızlık yapınca takdir görüyorum. Biz çocukluktan o çocuğu derste başarılı kılacağız diye hırsızlığa öğretmiş oluyoruz farkında olmadan. Eğer gerçekten bir anne baba çocuğun çok başarılı olmasını istiyorsa ona saygı gösterin. Çünkü çocuklar gerçekten çok orijinal. Geçen bizim çocuk okuldan geliyor böyle neşeli, keyifli. İşte annesi dedi ki oğlum dedi çok neşelisin dedi herhalde de okulu çok seviyorsun. Anne dedi hiç dedi okuldan gelmekle okula gitmeyi birbirine karıştırma. Çok saftır ve çocukları yenemezsiniz. Çok zekidirler. Yani şimdi geçen diyor ki bir hanımefendi çocuğuna. Oğlum diyor hadi git diyor. Hem eğlen diyor usludur tamam mı diyor. Hem eğlen hem usludur diyor. Anne diyor karar ver. Eğleneceksin nasıl uslu duracağım? Benim her sabah oğluma tembihim budur. Yani bu hem eğlen hem usludur. Ya şimdi çünkü çocuklar gerçekten çocuklar kötülük falan bilmez. Saftır onlar. Gerçek bir insansan. Anne baba her kimse bu gerçek bir insansan o çocuğa lütfen saygı göster. Ve o çocuk ya saygı göster şu demek. Ne yapmak istiyorsun? Diyor ki ders çalışmak istiyorum, oyun oynamak istiyorum. Oyun oynamak istiyorsun. Peki sonraki planın nedir? Ders çalış demek değil bizim görevimiz. Eğer bir anne baba çocuğa nasihat veriyorsa yumurtayı dışarıdan kırıyor. Hayatı bitiriyor aslında. Ona korkuyu öğretiyor aslında. Ama ona soru sorarak ne yapmayı düşünüyorsun? Dersi nasıl halletmeyi düşünüyorsun? Soru sorarak o içeriden dışarıdan da bir saat ders çalışırım sonra oyun oynarım gibi gidiyorsa o zaman yumurtayı içeriden kırmış oluyoruz. Evet aslında bu noktada ben hemen strese gelmek istiyorum. Çocuklar, dersler demişken üniversite sınavına hazırlanan gençlerimiz var. Ekranları başındaki ebeveynleri var. Aynı zamanda bir de şu süreç bir seçim süreci. Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasetçiler sahalarda, seçim arenalarında stresliyken onları dinleyen vatandaş da stresli, kararsızlar. Şimdi dilerseniz strese gelelim biraz. Evet. Önce ergenlerde strese gelelim. Ergenlik çağıyla başlayan daha sonrasında birbiri ardına taş yükü yüklediğimiz omuzlarına sınav yükleriyle stresten çıkaramadığımız ergenlerimiz. Evet. Gençlerimiz. Şimdi bu soruyla çok karşılaşıyorum ben. Yani gerçekten stres dediğim şey suni bir şey. Ama nasıl bakın biz şimdi mesela biz 7'sinde neyse 70'inde var ya. 5 yaşında bir köpekten korktuk diyelim ki 50 yaşına geliyoruz korkmaya devam ediyoruz. Makineleştik. Çocukken yani 7 yaşından önce bilinçaltımızın %88'i doluyor. Ve sonra biz sanki bir makinenin tuşuna basılıyor gibi hep aynı tepkiyi veriyoruz. Şimdi biz de stresi, öfkeyi, sinirlenme çocukken öğrendik. Kimden? Anneden, babadan, çevreden öğrendik, kodladık. Yani şöyle söyleyeyim, beyin çok hızlı kodluyor, çok da güzel kodluyor. Şimdi siz 4 yaşındaydınız, çay bardağını aldınız, alırken düşürdünüz. O sırada anne bir tokat vurdu. Hemen kodluyor. Ha birisi yanlış yaptığı zaman tokadı vuracaksın. Veya işte neyse 5 yaşında bir yanlış yaptın, baba bir küfretti, kızdı, bağırdı. Hemen kodluyorsun. Birisi yanlış yaptığı zaman bağıracaksın. Trafikteydin, çırptın, arabadaydın, baban arabayı kullanıyordu, birisine küfretti. Kızdı, sinirlendi. Hemen kodluyorsun. Trafikte birisi yanlış yaparsa kızacaksın. Aslında bizim şu an stres dediğimiz şey geçmişten kodladığımız şeyler. Bakın Mehtap Hanım, izleyicimizin anlaması için güzel bir örnek vereyim. Şimdi buraya siz köpekten korkar mısınız? Hayır. Ben korkuyorum. Rol ya, yani korkuyorum numarası yapayım. Şimdi buraya bir köpek gelse ben korkuyorum, siz korkmuyorsunuz. O zaman bunun köpekle ne alakası var? Eğer bunun köpekle alakası olsa ikimiz de korkması gerekmez mi? Ya da ikimiz de korkmaması gerekmez mi? Biz köpeği gördüğümüz anda biz köpeğe değil geçmişimize tepki gösteriyoruz. Yani bizim stres dediğimiz, sinirlendiğimiz noktalar var ya, biz bunu geçmişimizden öğrendik. Birisi bir yanlış yaptığımızda, bakın dikkat edin, insanlar çocukken nasıl sinirleniyorsa aynı sinirlenirler. Annesi babası nasıl sinirliyse, nasıl kızıyorsa öyle kızmaya devam ediyor. Makine gibiyiz. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi stres geldi, öfke geldi ya da diyelim ki. O geldiği anda sen yoksun. Öfkesini ele geçirir. O sırada beyin çalışmaz. Kan dolaşımı olmaz. Sadece duygularım vardır artık. Ve o duygular seni ele geçirmiştir.
Şimdi bunun kestirme yolu ne? Bakın bunun kestirme yolunu ben basitçe söyleyeyim. Beden hareketli hale getirirsen, neşeli hale getirirsen zihninde de güzel şeyler geçmeye başlıyor. Şimdi bizde diyafram diye bir şey var biliyorsunuz. Diyafram sert bir zar. Şu an çok önemli bir şifre veriyorum aslında. Diyafram sert bir zar. Biz nefesimizi kontrol eden bir zar. Şimdi bu sert zar sertken beyne şöyle mesajlar gönderiyor. Diyor ki bir şeyler kötü gidecek. Aman ha dikkatli ol. O zaman stres olmaya başlıyoruz. Diyafram sertken. Sonra biz derin nefes alalım. Hani diyorlar ya diyafram nefesi diye. Derin nefes almaya başlayınca bu sert zar esnemeye başlıyor. Esniyor, esniyor, derin nefes alıyor. Sonra bu yumuşamaya başlıyor. Sonra diyafram yumuşuyor. Yumuşayınca bu defa beyne şu mesajı gönderiyor. Her şey yolunda. Rahat ol. Sakin ol. Yani orada bakın. Şimdi mesela bir bebek yumuşaktır. Ama bir ölü serttir. Yeni doğan bir fidan ağaç yumuşaktır. Ama kesilmiş bir ağaç odun serttir. Diyafram yumuşaksa her şey yolunda oluyor. Hayat başlıyor. Sertse ölüm başlıyor. O zaman bu noktada nefes terapisi de devreye giriyor diyebiliriz. Evet. Yani en kestirme ve hızlı çözüm nefes almak, öfke halindeyken demiyorum. Buna alıştırmamız lazım kendimizi. Yani mesela sanatçılar neşelidir. Sporcular neşelidir. Çünkü hep diyafram nefes almak zorunda kalırlar. Ve biz her gün 5 dakika diyafram, mesela bir arkadaşımız şu an izleyen herhangi bir insan, iddia ediyorum 5 dakika diyafram nefes alsın, sonra en çok kendisi üzecek konular aklına getirsin, sinirlenemez, üzülemez. Bu aslında diyaframla alakalı bir şey. Ama bir yandan da biz çocukken kodladık onu. Ya yani şimdi dünyanın bir rüya olduğunu biliyoruz. Bir rüya aleminde yaşadığımızı biliyoruz. Bir düşte olduğumuzu biliyoruz. Allah'ın varlığına inanıyoruz. O zaman neden korkuyoruz? Evet, şu anda tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Ekran başındaki izleyenlerin sorularını duyar gibiyim. Diyafram nefesi nasıl alınır diye sorular da vardır. Ya şimdi bu çok fazla nefes tekniği var. Ben basitçe şunu söylüyorum. Nefes aldığının farkında ol. Sadece farkında. Nefes aldığının farkında olan bir insan ister istemez diyafram nefes almak zorunda. Ya da elini karnına koy, göbeğini şişir. Yani ama pek çok farklı teknik var tabii. Yani 120'den fazla nefes tekniği var. Yani ama bunlar hepsi pek çoğu diyafram nefesi. Ama burada basitçe sadece farkında olalım yeter. Biz bakın biz ne yapıyoruz biliyor musun? Hayatın haberimiz yok hayatın. Hayat geçip gidiyor. Kendimizin farkında değiliz. Ben bir ismine ismin ne diyorum pat diye söylüyor. Neden ismini biliyor. Ama diyorum ki şu an hayatta en çok ne istersin diyorum. Düşünmeye başlıyor. Niye? Çünkü kendini tanımıyor. Siz şimdi üniversite sınavı dediniz ya, üniversite sınavı içinde bir öğrenci kendini tanıyorsa başarılı oluyor. Biz kendimizi tanıyorsak hayatta başarılı oluyoruz. Kendini bilen Rabbini bilir. Eğer biz kendimizi bilirsek her şeyi bilmeye başlıyoruz. Allah'ı da bilmeye başlıyoruz. Ama biz bunu ihmal ettik. Biz işin peşinde koşmaktan, paranın peşinde koşmaktan, zevklerin, arzunun peşinde koşmaktan asıl kendimizi ihmal ettik. Dolayısıyla da şimdi bu asıl bunu ihmal ettiğiniz zaman bu ne yapacak size? Kendini hatırlatma için strese sokacak, öfkelenecek, kızacak. Ya biraz da bana gel. Herkese alkışlıyorsun, biraz da beni alkışla. Herkese değer veriyorsun, birazcık da bana değer ver. Yani adamın birisinden borç istemişler. Adam demiş ki can değil ki çıkarıp veresin. Malımız çok kıymetli oldu, canımız değil artık. Bu cana birazcık kıymet verdiğimiz zaman bu bizi zaten uçuracak. Bakın marifet iltifata tabidir. Ben şimdi Mehtap Hanım'ın evine geliyorum. Mehtap Hanım bana ikramlarda bulunuyor. Pasta, kek veriyor. Çok güzel olduğunu söylersem, ellerinize sağlık, teşekkür ederim dersem o bir dahaki sefere daha güzel yapar. Ve bir daha davet etmek ister. Ama iltifat etmezsem, hatta rahatsız olduğumu belli edersem bu defa ne yapar? Kadınları siz daha iyi biliyorsunuz. Kızar değil mi? Sinirli. Şimdi biz İşte buna hiç iltifat etmiyoruz. Bu kendimiz var ya, bunu arka tarafa koymuşuz, para kazanalım, işte kariyerimizi artırsın. Adam birisi diyor ki, bir hafta kadar önce okudum, 80 yaşındayım diyor. Hep diyor, yarını düşündüm. Şu anda diyor, yarını düşünüyorum. Anladım ki düşün bir şey gelmiyor. Bana göre hayat çok güzel bir mucize. Hatta en güzel mucize. Dolayısıyla bu hayatı yaşamak lazım. Evet, bu mucizeleri hem sohbetlerinizde hem de yazılarınızda paylaştığınız sosyal medya adresleriniz ve arama motorlarından hocanızın adını yazarak
sizler de edinebilirsiniz daha detaylı kısımları. Çünkü biz kısıtlı bir sürede konuşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bir de hocamız eli boş gelmemiş. Evet. Kitapları da var. Dilerseniz o kitapları da tanıtalım. Ya bu şimdi Koçluğun kitabı, açıkçası bundaki şeyim şuydu. Bizim içimizde bir iç ses var. Rabbimizin bize verdiği iç sesimiz. Ama dışarıda gelen sesler o kadar çok ki, biz o dışarıdan gelen sesleri duymaktan kendi içimizdeki sesi duymayı unuttuk. Ya daha doğrusu sesi bastırıp duyamıyoruz. Bu Koçluğun kitabı, bir insan yani yaşam koçu olmak istiyor ya, veya işte ya da bu, kendi yaşamının koçu olmak istiyor. Bunu da dedim ki bir insan bu kitapla kendisinin yaşam koçu olsun ve kendi içindeki sese, kendisindeki çocuğa ulaşsın. Bu Koçluğun kitabı, yani koçluk mesleği yapmak istiyor ya da bu herkes için, yani bir anne, baba, öğretmen, berber, bu herkese çok değer katar. Bir de Hipnozun kitabı var. Hipnozun kitabı da sadece hipnoz yapmak isteyen insanlar için. Yani ben sıradan herhangi biri, ben daha önce hiç bu konuda eğitim almadım. Sadece televizyonlardan o madalyon sallama sahneleri vardır. Uyuyorsun, uyudun. Evet. Şimdi o kitabı okuyarak hipnoz yapabiliyor muyum? Bu kitabı okuyarak hipnoz yapabilirsiniz. Birazcık altyapı derken, sanatçı yönünüz varsa. Çünkü hipnoz yapıp bir sanatkarlık. Onu alıyorsun, işte gözünü kapattırıyorsun, bir efsane bir yere gidiyorsun. Bir ormana gidiyorsun, denize gidiyorsun, cennete gidiyorsun. Eğer hikaye anlatma kabiliyeti olan bir insan çok rahat hipnoz yapabilir. Hipnoz çok zevkli ve çok güzel bir şey. Yani tabii bu yani her ikisi de çok iyi tabii, ama sadece hipnoz yapmak isteyenler alsın. Başka bir arkadaşlarımız için bence vakit kaybına gerek yok. Ama hipnoz yapacaksa çok güzel bir şey, el kitabı. Yani, evet. Şimdi hipnozu ben hemen okun kitapla ilgili de yeri gelmişken ben bunu istiyorum. Size takdim edeyim. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Çok naziksiniz. Evet, Koçluğun kitabı ve Hipnozun kitabı adı altında hayalleri gerçeğe dönüştüren adamdan iki kitabımız oldu. En kısa zamanda okuyup yorumunda yine hem sizlerle hem izleyenlerle paylaşmak istiyorum. Ya ben tabii orada şunu söyleyeyim. Şimdi benim YouTube'da videolarım var. Bu konuda hani böyle iddialı olmak çok iyi değil ama işte iddialıyım, evet. Mükemmelim. Özür dilerim bu konuda. Hepimiz mükemmeliz. Evet. Hepimiz mükemmeliz. Yani böyleyse zaten çok güzel. Bir arkadaşımız strese girdi. Morali bozuldu. YouTube videolarımdan herhangi birini açsın. Moralin düzeldiğini garanti veriyorum. Herhangi birisi fark etmez. Ve pek çok insanlar bana şöyle dönüyor. Hocam çok terapiste gittim ama bu videolar kadar beni değiştirmemişti. Ve şu anda böyle hayatımı vakfetmiş gibi videolarda nasıl daha zengin oluruz? Nasıl bu iflastan kurtulur, nasıl başarılı oluruz, nasıl üniversite sınavına kazanır? Bunlarla yönelik devamlı haftada 3 video yayınlıyorum. Ve sanki bu şey oldu, yani benim yaşam amacım insanları motive etmek, insanlara moral vermek, kalplere, ruhlara dokunmak gibi. Ve yani bu tabii doğru mu yaptım bilmiyorum ama hata yapmışsam özür diliyorum. Ama bu gerçekten böyle bir şiir dinletisi gibi dinleyebilirler. Evet, şimdi ben insanlar size hangi amaçla en çok ulaşıyorlar, başvuruyorlar, onu sormak istiyorum. Çünkü elinize bir istatistiğiniz vardır. Kadınların ve erkeklerin başvurma şekliyle, amaçlarıyla ilgili. Neden? Mesela işte ben sevdiğim insana aşık etmek istiyorum. Üniversite sınavını kazanmak istiyorum. Akşama ne yemek pişireceğimi bilmek istiyorum falan gibi. Öyle aslında bizim rutin hayatın içinde kaçırdığımız size ulaşan kişiler de var mı? Yani tabii çok ayrıntı terapiler var ama en çok gelenler aşk acısı. Tabii aşk çok değerli bir şey. Yani aşk acısı derken bunu küçümseyerek demiyorum. Bana göre aşk hayatın anlamı. Aşk acısı çok gelen arkadaşımız var. Yani hatta şunu soruyor. Hocam işte telepatiyle onun beynine girebilir miyim? Onu kendime aşık ettirebilir miyim? Kuantum olumlamalarla. Şimdi en çok aşk acısıyla geliyor. Sonrası zenginlik. Hipnozla silinebiliyor mu? Şu anda sanırım en çok merak edilen konulardan biri o. Mesela aşktan bahsettiğiniz için hayatın içindeki acılar diyelim. Evet tabii, yani şimdi yani hipnozla demeyelim de yani terapilerle pek çok hatta acı hatırlamaz hale gelir. Hatırlarsa canı yakmaz hale gelir. Terapiler bunlar tabii çok rahat yapılabilir. Ama ben daha çok şu anda kişisel gelişim eğitimleri veriyorum. Yani yaşam koçu yetiştiriyorum, hipnotist yetiştiriyorum, işte NLP uzmanı, kuantum uygulayıcısı. Yani şu anda çoğunlukla terapi, daha doğrusu yetişemiyorum terapiye. Çok yani gerçekten milletimize minnettarım. Lütfen eğer şu an duyuyorlarsa izleyenler, sizlere olan lütfen saygımı kabul edin. Yani gerçekten çok fazla talep var, çok fazla sevgi gösteriyorlar ve yetişemiyorum. Daha çok şu an eğitim verdiğimiz arkadaşlar terapiler yapıyorlar. Böyle çok az. Yani benim terapi yaptığım 3-5 insan vardır. Çünkü gerçekten yetişemiyorum.
Ama daha çok işte bir insanın yaşam koçu olmak istiyorsa, NLP uzmanı olmak istiyorsa, daha çok şu an sanatım o yönde. Yani eğitim vermeyi ya da seminer vermeyi daha çok seviyorum. Aslında yaşam koçu olmak fikri ilk başta duyulduğu zaman bir meslekleşme, bir uzmanlaşma gibi kulağa geliyor ama biraz daha detayı dinledikten sonra karşınızda aslında herkesin bir yaşam koçu olması gerekiyor diye düşünüyorsunuz. Çünkü hayatınız insanlarla, önce kendi hayatınızdan başlayarak daha sonrasında kendi hayat sıfatlarımı düşününce insanlarla iç içe bir mesleğim var, bir evladım var, bir anne sıfatım evet. var ya da bir insan sıfatım var, kendi hayatımla ilgili bir alanım var. Bu alanları belki de düzene sokabilmek için. Bugün Mehtap Hanım, zaman kendisiyle beraber hastalık getiriyor, kendisiyle beraber hastalığı beraber de çözüm de getiriyor. Bu yaşam koçluğu falan neden çıkmış biliyor musunuz? Çünkü bizim dostumuz kalmamış, bizi dinleyenimiz kalmamış. Yani eskiden hu hu komşu deniyordu ya, biz bunları kaybetmişiz. Mevlana Hazretleri diyor ki, dertli bir insan içi duman dolu bir odaya benzer. O odaya diyor, bir pencere açıldığı zaman diyor, şöyle diyeyim, dertli bir insan içi duman dolu bir odaya benzer, o kişi diyor, bir dostu dinlediği zaman diyor, o odaya bir pencere açılmış gibi olur. İşte biz şu an koç olarak onu yapıyoruz aslında. Karşımızdaki insanın derinlemesine dinliyoruz ve anlıyoruz ve hayat onun gözüyle bakıp, onun bir sırdaşı, onun yol arkadaşı oluyoruz. Hı hı. Yani tabii ki koşun tam bu değil ama bunu kaybettiğimiz için biz şimdi içimizi, yani hayatta bizi anlayan bir kişi olsa belki hiç koça ihtiyacımız olmaz. Ama anlayanımız yok. Eleştirenimiz de çok. Evet, aslında biz çok doğru bir nokta. İnsani olarak bunu kaybetmişiz. Bunu kaybedince bizim gibi insanlar, koçlar falan piyasaya çıkmış. Yani bu tabii ihtiyaç olmasa piyasaya çıkmaz. Yani burada hani her yerde eleştiri çoktur. Bize de eleştiri çok fazla. Ama biz dinlerken nasihata başlıyoruz. Yani biz o tarafı kaybettik. Bakın 18. yüzyılda İngiltere kralı tüm çocukları topluyor. Tüm çocukları topluyor ve diyor ki, yeni doğan tüm çocukları. Bunların yanında hiç konuşulmayacak diyor. Bakalım ne olacak? Hiç konuşulmayacak. Ve kimse konuşmaların yanında ve onların yanında da böyle konuşamayan insanlar bakıcılığını yapıyor. Düşünün, yüzlerce çocuk ve yanlarında hiçbir şey konuşulmuyor. Bunlar acaba diyor kral, ilahi bir dil var mı? Bunlar, yani yanında kimse konuşmasa Allah'ın verdiği bir dil var mı? Nasıl konuşacaklar? Konuşma çağına gelen çocuklar ne oluyor biliyor musunuz? Hep söylüyor. Yani anlaşılmamak ölmek demek oluyor. Bir gün bir dilenci kapı kapı geziyor, dileniyor. Bir teyzenin kapısını çaldığında teyze diyor, gel gel diyor, sana yemek vereyim diyor. Dilenci demin içeri hızlı hızlı yemek yiyor. Böyle hızlı hızlı yemek yerken teyze diyor ki, dilencilik yapmadan önce ne yapıyordun diyor. Gemiciydim ben diyor. Öyle mi diyor. O zaman diyor, senin diyor güzel diyor maceraların vardır diyor. Evet diyor, bir seferinde diyor Güney Afrika'da diyor vahşi bir dilsiz kadın kabilesine denk geldim diyor. Öyle mi diyor. Peki dilleri yoksa diyor nasıl diyor anlaşıyorlardı. İşte diyor, dilleri olmadığı için vahşiydiler. Yani anlaşılmayan bir insan çocuklar gibi ölür. Anlaşılmayan bir insan vahşileşir. Anlaşıldığımız zaman birdenbire rahatlarız. Koçların daha doğrusu bizim yaptığımız en iyi şey bu. Karşımızdaki anlamak, dinlemek. Mesela şimdi zengin olmak isteyenler vardır değil mi şimdi? Hı hı. Zenginliğin hızlı formülünü vereyim. Yusuf Aleyhisselam zindandaydı. Ve birinin rüyasını yorumluyordu. Ama kendisi de çocukken bir rüya görmüştü. Babacığım demişti, 11 yıldız güneş var bana secde diyor. Onun da bir rüyası vardı. Ama Yusuf Aleyhisselam gitti, zindanda birilerinin rüyasını yorumladı. Ve bir gün zindandan birisi çıkarken ona diyor ki, de ki krala, zindanda çok iyi rüya yorumlayan birisi var de diyor. Ve o kral dedikten sonra kral bir rüya görüyor. Rüyasını Yusuf Aleyhisselam yorumluyor. Neyse, ondan sonra işte ülkenin başına getiriliyor. Daha doğrusu Maliye Bakanı yapılıyor. Ben şunu soruyorum, Yusuf Aleyhisselam rüyasına nasıl kavuştu? Nasıl ülkenin başına geçti? Cevap şu, kendi rüyasının peşinden koştuğu için değil, başkalarının rüyasının peşinden koştuğu için, başkalarının rüyasını dinlediği için. Bizler birilerini anladığımız zaman, birilerini dinlediğimiz zaman, birilerine iyi geldiğimiz zaman, o zaman biz büyüyoruz. Hani var ya, dualarımız başkalarının duasının, başkasına yaptığımız duaların gölgesinde kabul oluyor. Şimdi biz de dinleyerek mi zengin olacağız hocam? Yani dinlemek, karşımızda tarafı anlamak, onun derdiyle dertlenmek. Çünkü biz de ya, yani birisi karşı tarafı bir şey derken direkt benim kaynına diyor, aa benimki de diye başlıyoruz biz şimdi. Yani kendisini, yani karşı tarafı dinlemekten ziyade, yani burada tabii vermek istediğim mesaj şuydu. Yani biz
hayatta hiçbir şey, mesela su kendisini içemez. Hayatta hiçbir şey kendisi için yaratılmamıştır. Su kendisini içemez, çiçek kendisini koklayamaz. Her şey başka bir şey için yaratılmıştır. Ama biz kendimize bir şey yaptığımızı zannediyoruz ve bunun peşinde koşuyoruz. Başkaları için bir şey yapmaya başladığımız zaman hayatımız efsane olmaya başlıyor. Evet, yani birilerinin anlamı olsun. Birilerini dinlemek de o şekilde. Yani gerçekten mesela çocuğum var dediniz ya, çocuğunuzu anladığınız ve dinlediğinizi belli ettiğiniz zaman çocuk kral gibi olmaya başlar birdenbire. Şimdi çocuk, mesela şu an çocuklar o kadar zorda ki okula gidiyor öğretmen, eve gidiyor anne baba, devamlı bir nasihat, devamlı bir kızma, devamlı bir nasihat. Çocuklar iyi yaşıyor hayatı. Yani bizim çocukluğumuzda da belki nasihat kızma vardı ama bu kadar çok değildi. Ki deşarj olma alanları sokaklar da yok çok, artık. Evet, eskiden çok, en azından onlar vardı yani. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. İletişim her şeydir ve iletişimle çözülemeyecek hiçbir engel yoktur. Ben izleyenlerimiz için şöyle bir kez daha göstermek istiyorum. Hayalleri gerçeğe dönüştüren adam olarak da aratabilirsiniz. Yine Doktor Halil Ata Bıçakçı olarak da arama motorlarından aratabilirsiniz. Aynı zamanda kendisinin sosyal medya adreslerinden de, YouTube kanalından da videolarını izleyebilirsiniz. Şu anda elimde görmüş olduğunuz iki kitabı var. Yine Yedi Veren yayın evlerinden çıkan Hipnozun kitabı ve Koçluğun kitabı olarak iki kitabı mevcut. Kitaplarla sizler de en azından hiçbir şey yapamasanız bile, hayatınızda köklü değişiklikler yapamasanız bile belki de başka hayatlara dokunabilme şansınız olur. Bu bile çok büyük bir mutluluk diye düşünüyorum. Evet, evet. Sayın Bıçakçı, çok teşekkür ediyorum. Bugün aslında yarın da buradasınız ve çok önemli evet. Bir semineriniz var dilerseniz. Evet. Onun da bir hatırlatmasını yapalım. Yani şimdi Denizli'ye, evet ben bu sabah teşekkür ederim davetiniz olarak geldim. Yarın akşam burada bir söyleşimiz olacak. Cumartesi pazar da koşluk eğitimimiz olacak. Burada hani ben Orjin Akademi Kişisel Gelişim Merkezi'nin kurucusuyum. Denizli'de bir ofis açmayı düşünüyoruz. Ama yarın ve diğer gün akşam saatini şu an tam bilmiyorum açıkçası. Burada Akif Hocam ilgileniyor buranın işlemleriyle. Yarın akşam ve diğer gün akşam iki söyleşimiz olacak. Kişisel gelişim üzerine söyleşiler. Cumartesi pazarda koşluk eğitimimiz olacak.